Çok değerli hemşerilerim, hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Daha önce de yaptığımız çalışmalar hakkında bilgi vermiştik. Bu ikinci olarak yapılan çalışmalarımız hakkında bilgi verme ihtiyacı duyduk. Şu anda Arasuvut yolu, Kayacık yolu caddelerimizde 600 parselde 18 uygulaması yaparak yollarımızı, parklarımızı açtık ve çalışmalarımız devam ediyor. İkinci olarak Sahil Yolu Caddesi'nde hazineye ait arazilerde hayvancık bölgesi oluşturduk. Resmi kurum alanları, park, bahçe alanları iflas yaparak buranın da çalışmalarını bitirdik. Gurbetçi hemşehrilerimize, özellikle gençlere bunu duyurmak ihtiyacı duyduk. Bu hayvancık bölgesinde en az 22 tane parselde 4000 metrekareli arsalar oluştu. Bunu almak isteyeni yine daha sonra tekrar duyuracağız. Almak isteyen hemşehrilerimiz, hayvancılık yapmak isteyen hemşehrilerimize sunacağız. Değerli hemşehrilerim, Sahil Yolu Caddesi'nde Büyükşehir Belediyesi tarafından ortaklaşa yapmaya başladığımız örnek cadde çalışmalarımız devam ediyor. Bu cadde 1400 metre uzunluğunda, 14 metre genişliğinde, 2 metresi teratı var, 2 metresi bisiklet yolu, mevcut yol 10 metre, sıcak asfalt çalışmalarımız başladı ve devam ediyor. Ay sonu nasip olursa ay sonu bitireceğiz. Pazar yeri önümüzdeki hafta içerisinde asfalt planı gelip sıcak asfalt yapılacak ve pazar yerimizin inşallah açılışını yapacağız ve kışın vatandaşlarımız rahat bir şekilde alışverişlerini pazar yerinden yapmış olacak. Kayacık yolu, Arasuvut yolu ve Bozkır yolu caddesinde kanalizasyon içme suyu hatlarımızı değiştirdik. Islah çalışmaları yapıldı, komple yenilendi. İçme suyu Bozkır yolu caddemizde 3000 metre yolun sağıyla soluyla birlikte 3000 metre asbest boruları iptal edilerek plastik boruya dönüştürdük. Tabii ki vatandaşlarımız şu iki ay içerisinde kendilerinden, herkesten özür diliyorum. Biraz toz, biraz yağmur, çamur oldu. Kendilerinden özür diliyoruz. Ama şimdi çalışmaları başladık ve şimdi sıcak asfalt çalışmaları devam ediyor Bozkır Caddesi'nde. Kanalizasyon yine aşağı yukarı Karavram arıtmayla birlikte 20 kilometre kanalizasyon çalışmaları başladı. İlçe merkezinde bitti. Şu anda Karavram arıtmaya bağlanacak. İlçe merkezinde bir terfi merkezi yapılarak buradan pompayla Karavram arıtmaya bağlanıp bitecek inşallah bu yıl içerisinde. Kayacık yolu ve Arasuvut yolu caddesinde şu anda Arasuvut yolu caddesi 700 metre uzunluğunda 17 metre genişliğinde parketaşı döşemesi yapıldı. Teretuvarlar da yapılacak ve bu yıl içinde orayı bitireceğiz. Düvenci yolu caddemizde yine 17 metre genişliğinde 100 metre uzunluğunda parketaş döşemesi bitti. Teretuvar çalışmalarımız başladı inşallah. Son olarak inşallah havalar iyi giderse Kayacık yolu caddemizde yine 750 metre uzunluğunda yine 14 metre genişliğinde parketaş döşemesine başlayacağız. İnşallah bu sene havalar müsait olursa orayı da bitireceğiz. Park ve Bahçeler Daire
başkanlığımca ilçemiz Kayacık yolunda ve Göşek mevkiinde 18'den oluşan parklarımız, biri çocuk parkı 1300 metrekare çalışmalarımız başladı. Sadece oyun parkı ve kameralar kaldı. Onlar da önümüzdeki haftalar içerisinde gelecek ve bir tanesi bitmiş olacak. İkinci parkımız yine Göşek mevkiinde 2000 metrekare, bayağı büyük. Burada oyun grubu ve spor aletleri konularak kamelyası, ağaçlandırması ve çimleri ekilerek burayı da bu yıl bitirmeyi planlıyoruz inşallah. Çalışmalarımız bu şekilde devam ediyor. Söz verdiğimiz hizmetleri aşağı yukarı %80'ini tamamlamış bulunmaktayız. Önümüzdeki yıl içerisinde 12.000 metrekare büyüklüğündeki aile parkını ihalesi olacak. Bunun çalışmaları devam ediyor. Yine önümüzdeki sene içerisinde 2.300 metrekare alana kent konağı yapılarak yüzme havuzuyla birlikte önümüzdeki yıl ihalesi yapılacak inşallah. Ve bu şekilde verdiğimiz sözlerin %100 yerine getireceğiz inşallah süremiz içerisinde, hizmet süremiz içerisinde. Değerli hemşehrilerim, biz sizlere hizmetkar olmak için, her şey yaylığı için diyerek yola düştük ve hizmetlerimiz devam ediyor. Hepinizi tekrar saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Allah'a emanet olun.